Merhaba Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte ucuz pahalı fark etmeksizin çift kamerası olan telefonlarla çekebileceğiniz güzel fotoğraf hilelerine bakıyoruz. Arkadaşlar bu videodaki taktiklerle Instagram'da fotoğraflar paylaşıp Web Tekno hashtagini kullanmayı unutmayın. Biz de tabii içlerinden beğendiklerimize yorum, like falan filan atacağız, merak da etmeyin. Tabii hepsi çift kamerayla değil, videonun ilerleyen sürelerinde bonuslarımız da var arkadaşlar. Ancak önce çiftlerle başlayalım. İlk taktiğimiz LED ışıklar arkadaşlar. İllaki evinizde sağda solda ışık vardır. Çekerken en büyük zorluk ortamın karanlığı olabiliyor arkadaşlar. Şöyle telefonla falan ufaktan bir ışık tutabilirsiniz ya da yüzü komple karartabilirsiniz. LED'leri arkaya koyuyorsunuz. Daha sonra suratını netliyorsunuz. Zaten o ledler arka planda bulanıklaşıyor ve fotoğrafı otomatikman güzelleştiriyor. Yani yapması çok zor değil. Sadece ihtiyacınız olan ufak tefek ledler. 3-5 liraya alacağınız ledlerle şekilli şukullu fotoğraflar çekinebilirsiniz. Ha tabii fotoğrafı çektim harika oldu vesaire diye bir şey yok. Zaten bizim çektiklerimizi de görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle mükemmel şeyler çıkaramadık. Bu iş ne kadar ekmek o kadar köfte. Biraz güzel fotoğraflar için uğraşmanız lazım. İkinci taktiğimiz cam taktiği arkadaşlar. Cam taktiği dediğim şu, nesnenizi bir camın arkasına koyun. Camdan illaki sizin arka tarafınız da yansıyor, nesne de biraz gözüküyor. Böylece hem arka tarafı hem de nesneyi çekebiliyorsunuz. Anlatınca biraz garip geldi ama örnek fotoğrafları görerek daha iyi anlayabileceksiniz. Bu LED gibi değil arkadaşlar, tamamen beleş halledebileceğiniz bir yöntem. Farklı yerlerde deneyebilirsiniz. Mesela gökyüzünü kendinize arka plan olarak alabilirsiniz ya da bir havuz, bir deniz, bir şey vardır, onu alabilirsiniz arka tarafa. Oldukça yaratıcı fotoğraflar çıkartabileceğinize ben eminim. Şimdi diğer bir maddemize geçelim. Bu sırada siz camın arkasından hiç çekilmeyin arkadaşlar. Çünkü camla işimiz devam ediyor. O cama biraz böyle su püskürtün ya da alıp elinizle de atabilirsiniz. Yine orada sular biraz bulanık çıkacak. Arka plandaki nesne daha net çıkacak ve yine sanatsal güzel fotoğraflara ulaşabileceksiniz. Normal camdan biraz daha uğraştırıcı olduğunu söyleyelim. Yani yine deneme yanılma yöntemi burada da geçerli. Hatta orada duygusal fotoğraflar bile çıkabilir. O damlacıkları böyle bir kalp şeklinde yaparsınız. İşte o kendini biliyor falan yollayabilirsiniz fotoğrafları. Bu yöntem de biraz enteresan arkadaşlar. Çekebileceğiniz fotoğraflar çok kısıtlı ancak bence efekt fena olmuyor. Bildiğiniz gibi iki kameradan bir tanesi arka tarafı bulanıklaştırıyor. Arka tarafı alüminyum folyo ile döşüyoruz ama önce biraz buruşuklaştırıyoruz onları. Sonra açıp arka tarafa bantlıyoruz arkadaşlar. Yani arka planımız alüminyum folyo oluyor. Peki bu fotoğrafa nasıl yansıyor? Arka tarafta böyle alacalı bulacalı, hafiften parlak bir zemin oluyor. Bunda bir tane fotoğraf çekebilirsiniz. En fazla tabii ki de kısıtlı ama bence efekt olarak değişik bir şeyler yaratmış oluyorsunuz. Şimdi bonuslara geçelim arkadaşlar. Bunları tek kamerayla da yapabiliyoruz. İlla çift kameraya ihtiyacımız yok. Birincisi havluyla kaydırma. Tabii böyle deyince çok mantıksız oldu. Burada havluyu slider olarak kullanıyoruz ve pan dediğimiz böyle sağdan sola olan hareketi yapmamızı sağlıyor. Telefona iki tane mandalı kıstırıyoruz arkadaşlar ve havluyu düz bir zemine koyuyoruz. Daha sonra onu şöyle yavaştan çekerek karşıdaki nesneyi böyle sağdan sola kayarmış gibi güzel bir efekt yakalıyoruz. Bunu özellikle ürün çekimleri için falan filan kullanabilirsiniz. Hatta YouTube'a yeni başlayan arkadaşlar bu yöntemle videolarını çok daha güzel bir hale getirebilirler. Sırada ışıkla boyama var arkadaşlar. Hepimizin telefonunda artık manuel mod var arkadaşlar. Orada enstantane köküne kadar açıyoruz. Açabildiğimiz kadar 10 saniye, 7 saniye falan filan. Daha sonra elimize bir ışık kaynağı alıyoruz ve çekim boyunca istediğimiz şekilde oraya çiziyoruz. Biz mesela Çağdaş'a aduket çektirdik ya da işte üzerinde bir ışık falan gezdirdik. Değişik sonuçlar elde ediyorsunuz. İsterseniz yazı falan da yazabilirsiniz böyle bir yeteneğiniz varsa. Orada iş tamamen sizin hayal dünyanıza kalıyor. Sırada sinemografi var arkadaşlar. Sinemografi aslında bir teknik ancak cep telefonlarımızda da bu tekniği yapabilen uygulamalar var. Bizim örneğimizde Çağdaş pinpon oynuyordu mesela. Onun kısa bir videosunu çektik arkadaşlar. Daha sonra Çağdaş'ı hareketsiz, kalan her şeyi de hareketli hale getirdik. Aslında sinemografiyi anlatmak yerine örneklerle göstermek daha mantıklı olur sanırım.
Bu arada bizim kullandığımız uygulamanın bir özelliği yok. Google Play veya işte Apple'ın kendi marketine sinemografi yazarak önünüze gelen uygulamaları test edip deneyebilirsiniz. Son bonusumuz da dikey panorama arkadaşlar. Panorama deyince illa böyle sağdan sola, soldan sağa düşünmeyin. Diyelim yüksek bir bina var, onun önünde de birini çekmeniz lazım. Normal çektiğiniz zaman tabii ki de binanın tamamını almayacak. Ama siz bunu dikey olarak panoramik şekilde çekerseniz hem binayı hem de önünüzdeki kişiyi rahatlıkla kaldırıcı sığdırabilirsiniz. Bizim binamız 3 katlı olduğu için tabii ki de tam o efekti alamadık. Ancak eminim içinizden deneyen arkadaşlar webtekno hashtag ile bize daha güzellerini yollayacaklardır. Böylece taktiklerimizin de videomuzun da yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle hem çift kamerayla hem tek kamerayla böyle güzel fotoğraf hileleri göstermeye çalıştık. Biz böyle tık tık gösterdik bunları, ancak biraz uğraşmanız lazım arkadaşlar. Ama bence güzel uğraşırsanız sonuçlar oldukça iyi çıkıyor. Artık videomuzu kapatabiliriz. Aklınıza takılan her türlü soruyu aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiniz mi arkadaşlar? Şuradaki anketimizden cevaplarsanız seviniriz. Beğendiyseniz de like atmayı unutmayın diyelim. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.